Adli Tıp'tan şoke eden obezite raporu. Adli Tıp Kurumu'nun meclise gönderdiği obezite ameliyatlarına ilişkin rapor korkunç bir gerçeği gözler önüne serdi. Keşke kiloluk kalaydı. Keşke kiloluk kalaydı da böyle kalaydı da bu topraklara gitmeyeydi, kurban olsun. Kilonun boyun karesine bölünmesiyle tespit edilen bir değer beden kitle indeksi. Bizim için çok önemli bir parametre. Obezite ameliyatları için birinci şart bu. O değerin en az 40 olması gerekiyor. Ama ameliyat kararı alırken ne o değeri önemsediler ne de diğer kriterleri. Yani sırf estetik kaygılarla bıçak altına yatmak isteyen hastaların sağlıklarını hiçe saydılar. Vücut kitle indeksi 30-35 arasında ameliyat olmak isteyen hastalar olabiliyor. Bunlar indikasyon dışı, bunların yapılmaması gerekiyor. Obezite ameliyatı sonrası yaşanan ölümleri mercek altına aldı Adli Tıp ve iki ayrı rapor hazırladı. Birinde %42, diğerinde %77 oranında hekim hatası bulunduğu vurgulandı. Salı günü bir enfeksiyon oluştuğunu söylediler ve bugün sabah da elim haber geldi. İşimi kaybettim. İlk raporda ölümle sonuçlanan 22 vaka incelenirken 17'sinde hata tespit edildi. Özel hastanelerde gerçekleşen 12 ameliyatın 11'inde tıbbi uygulama hatası olduğu belirlendi. O rapora göre bazı ameliyatlar merdiven altı işletmelerde yapılıyor. Bazıları ise sadece internetteki benzer videolar izlenerek gerçekleştiriliyor ve 40 olması gereken beden kitle endeksi tamamen göz ardı ediliyor. Yapılan takiplerin tıp kurallarına uygun olmadığı. İkinci raporun sonuçları da benzer. 12 vakanın 5'inde hekim hatalı bulunurken 3 vakadaysa yönetimin tıbben uygun olmadığı saptandı. O dikkat çeken rapor Meclis Obezite Alt Komisyonu'nda mercek altına alınacak.